Seçimlere kısa bir süre kaldı. Bakanlar seçim kampanyasında aktif rol üstlenecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bakanlar hem deprem bölgesindeki çalışmaları yürütecek hem de seçim kampanyasını. Peki hangi bakan nereden aday olacak? AK Parti kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kayseri'yi işaret etti. Akar Kayseri'de kampanya yürütecek isim olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için Şanlıurfa işaret edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ise memleketi Şanlıurfa'da aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. AK Parti kulislerine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adana, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon'dan aday gösterilecek. Eski Bakan Abdülhamit Gül'ün ise Diyarbakır'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Manisa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ankara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Kocaeli'den aday olacak. AK Parti'de kabinenin en başarılı bakanı olarak değerlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'dan liste başı olması bekleniyor. İstanbul'dan aday gösterilecek diğer isimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy affını istedi. Hatay'dan aday olması istenen Koca ile Ersoy için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Her iki isminde görevden kaçmayın uyarısıyla listelerde yer alabilecekleri belirtiliyor. Uyum. Partinin doğaya için içinde 3 dönem kuralına bakılmaksızın talep etmeleri halinde aday gösterilecekleri ifade ediliyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un deprem bölgesinden aday gösterilmesi de gündemde. Kahramanmara ise ihtimaller arasında önde. Binali Yıldırım Hayati yazıcı Hamza Dağ gibi 3 döneme takılan isimlerin listelere konulması halinde seçim sonrası kabinede görev alabilecekleri konuşuluyor.